Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde artan hamur parçaları ve makasınız varsa mutlaka bu çorbayı yapın. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Makarnadan artan kenar hamurlarını makas yardımıyla küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Mantı tarifini açıklama kısmından ve kanalımdan ulaşabilirsiniz. 4 yemek kaşığı yoğurt. 1 yemek kaşığı tepeleme un. 1 adet tam yumurta. Yeteri kadar su ilavesi yaparak pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Evet, terbiyemiz hazır. Büyük bir tencerede 2 litre su kaynatalım. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Kestiğimiz hamurları suya atarak yumuşayana kadar haşlamayı bırakalım. Ara sıra hamuru karıştırmayı unutmayalım. Birbirine yapışma olmasın. Evet, hamur haşlandıktan sonra suyundan terbiyeye yavaşça ekleyelim. Terbiyeyi süzerek çorbamıza ekleyelim. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar çorbamızı pişirmeye bırakalım. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Küçük bir tavada tereyağı eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerine kırmızı toz biber, kuru nane ekleyerek yakalım. Çorbamızın köpüğü dağılana kadar karıştıralım. Hazırladığımız soslu çorbaya ekleyelim. Ve karıştıralım. Evet, kıvamını göstermek istiyorum. Çorbamızın altını kapatarak dinlenmeyi bırakalım. Evet, çorbamız yemeğe ve ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.